Ne oldum deme diye bir söz var ya, ne oldum deme, ne olacağım? Acaba sonum ne olur? Sonuç olarak ben imanlı mı, imansız mı bu dünyadan? Hüsnü hatimem ne olur? Bunu düşünmeliyiz. Hoca efendinin biri camide vaaz ediyor. Vaaz ederken ikide bir göğsünün yarısına kadar neredeyse dışarı çıkartıyor. Gayri ihtiyari diyor ki, koyuncu kazandı, koyuncu. Cemaat da böyle bakıyorlar kendisine, pür dikkatli bir şekilde. Bu hoca ne diyor ya? Vaaz ederken aniden vaazın arasına bu cümleyi sokuşturuyor. Koyuncu kazandı, koyuncu. Yani çoban kazandı, çoban. Velhasıl kelam, namazdan sonra hocanın etrafına dolanıyorlar. Hocam hayrola ya? Bu çoban kazandı çoban veya koyuncu kazandı koyuncu deyip deyip duruyordunuz ya. Bu hikmeti nedir, bu kısası nedir? Ne diyorsunuz? Ne demek istiyorsun bununla deyince, oturun diyor, oturun. Bu biraz böyle ayakta anlatılacak gibi değil. Oturun, ben size anlatayım diyor. Oturuyorlar. Hoca efendi başlıyor anlatmaya. Arkadaşlar diyor, biz üç arkadaş bir gün bir yerde oturmuştuk. Konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Üç kafadar. Aniden yanımıza nur yüzlü, bembeyaz elbiselere bürünmüş bir zat çıktı geldi. Aksakallı. Dedi ki bize, selamun aleyküm, aleyküm selam ahbaplar. Tamam, selamı çaktı, biz de aldık selamı. Şu anda müstecap bir andasınız. Çabuk dedi, dileklerinizi tutun, amin diyeceğim, dualarınız kabul olacak. Müstecap an demek yani dualarınızın kabul olunacağı bir andasınız. Dualarınız şu anda kabul olunur. Ne dua ederseniz edin kabul olunur. Çabuk dileklerinizi tutun. Biz tabii o anda düşündük. Her birimiz. Bakıyoruz birbirimize. Ben ilimle iştigal ediyorum. Hoca efendi diyor, ben Allah'tan çok ilim istedim. Dedim ya Rabbi, bana çok ilim ver. Tamam. Solumdaki arkadaş ticaretle meşguldu. Ya Rabbi, bana çok mal ver. Dedi. Sağındaki arkadaş da çoban. Saf, arı duru birisi. Koyun çobanı. Bu da dedi ki, ya Rabbi, bana da hüsnü akıbet ver. Hüsnü akıbet. Ulan çobandır ama alime 5 çeker, 10 çeker ya. Hüsnü akıbet. Yani dünyadan ahirete göçerken imanla ben göçeyim. Hüsnü akıbet. Güzel son. O da bunu istedi. O Allah dostu da, nur yüzlü zat da, o da amin dedi. Amin dedi bizim dualarımıza. Ondan sonra sağa baktık, sola baktık. Mübarek yok. İleri git, geri git, baktık yok. Dedik ki bu olsa olsa Hızır Aleyhisselam olur. Yani başka türlü bu. Aradık, bulamadık. Neyse, o defter kapandı gitti. Gel zaman, git zaman. Solundaki arkadaş, ticarette uğraşan arkadaş çok zengin oldu. Çok zengin olunca artık camiyi, cemaati terk etti. Camiyi, cemaati terk etti. Artık helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Tabir yerindeyse bunu yapmaya çalıştı. Bununla ilgileniyor, uğraşıyor. Durmadan mal biriktiriyor. La yenfe'u malu ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Sadakallahu azim. Evet. O gün ne mal ne evlatlar fayda verecektir. Ne mal ne evlatlar. Kim selim kalple, doğru bir kalple Allah'ın huzuruna gelmişse işte ona faydası vardır. O kalbin
ona faydası vardır. Malın, mülkün faydası olmaz. Hak yolunda kullanmadığın, Allah için, din için, dava için kullanmadığın malın öbür alemde ejderha olur, akrep olur, yılan çıyan olur. Ahiret meydanında perişan eder seni kardeşim. Mala tapma, mülke tapma, makama tapma. Bunları amaç olarak değil, araç olarak gör kardeş. Bunları araç olarak gör, amaç olarak değil. Amacın Allah rızası olsun. Bunlar araç olarak. Basamak yap bunları. Allah'ın rızasını kazanmaya çalış kardeş. Yok, 3-5 kuruşu gördün diye hemen mala tapacak olursan, davayı bırakırsan, o zaman senden ne köy ne kasap olur. O öyle dedi. Ben gördüğünüz gibi diyor hoca efendi, anlattığım konularla, ilmimle sizi ağlatıyorum. Gözlerinizden yaşlar akıyor. Benim gözümden bugüne kadar bir yaş akmış değil. Bu halimi ben görünce, kalbimin katılaştığını görünce, çobanı düşünüyorum. Diyorum ki aramızda çoban kazandı, çoban. Bizim aramızdaki arkadaşlardan kazanan çoban oldu. Çünkü çobanı ben günden güne görüyorum. Hep bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha ahirete doğru giderken o kadar güzel bir hayatı var ki, o kadar mülayim, o kadar mütevazi, o kadar alçak gönüllü bir hayatı var ki. Bakıyorum, husn-i akıbet istedi. Allah ona husn-i akıbeti nasip edecektir. Bu şekilde. Evet diyor arkadaşlar, benim koyuncu kazandı, koyuncu dememdeki sebep, hikmet işte buydu diyor.